Evet, şimdi uçağımıza geldik. Öncelikli olarak pito kılıflarını alıyoruz. Al abi pito kılıflarını. Her iki taraftaki pito kılıflarını aldık. Ardından kokpit içerisine geçiyoruz. Geç abi. Şu orta kısımdaki master switch'i açıyorsun. Master'ı açtıktan sonra crossbar'ları açıyorsun. Sağ altta bak, crossbar'lar. Evet, o ikisi. Oradaki sağ taraftaki taksi ve landing'i açıyorsun. İlk ikisi. Hemen yukarıdaki göstergelerden yakıtlarını, şu yuvarlak iki tane olan var ya. Evet. Left right yakıtlarını evet. Kontrol ediyorsun. Şu an full olduğunu gördük. Evet. Çıkıyorsun abi kokpitten. Açık kalsın onlar. Açık kalıyor. Geldin. Taksiye ve landing'e baktın. İkisinin de yandığını gördün. Evet. Geliyorsun bu tarafa. Uçağın sağ kanadındaki stall warning ikazını duyabiliyor musun şu anda? Bak. Bunu bu şekilde kaldırdığımızda duyuluyor. Uçak içerisinden ikaz duyuyorsun. Kaldır bakayım. Evet. İkaz duyduk. Ardından geliyorsun. Tekrar kabin içerisinden açtığın master switch. İlk önce teker teker kapatıyorum. Evet, hepsini kapatıyorsun tekrar. Çıkıyorsun. Normal 172'deki gibi. Önce PAL. Bakıyorsun motora. Alternatör kayışına baktın. Hava aldıklarına ve radyatöre baktın. Bu uçağın yakıtına ve yağına biz bakamıyoruz. Teknisyen arkadaşlar buraya merdiven koyuyorlar ve üst kısımdan bakıyorlar. Dolayısıyla yakıtı ve yağıyla uğraşmıyoruz. Ardından devam ediyoruz. Normal 172'deki gibi. Geliyorsun abi. Kanatçıyı kaldırıyorsun. Burada balans tab var. Balans taba bakıyorsun. Hemen kanatçığın iç kısmında menteşe var bir tane. Burada ona bakıyorsun. Sonra diğer taraftaki menteşeye bakıyorsun. Şu kısımdakine ve şuradakinin hareketli olduğunu kontrolünü yapıyorsun. Geliyorsun. Bu uçağın motorunun arka kısmı boşluk. Herhangi bir şekilde bir kuş yuvası vesaire, kuşmuş girer miler bir şey yapar. Onu kontrol ediyorsun temiz olduğunu. Ardından ana dikmeye geliyorsun. Ana dikmenin yaklaşık 4 parmak olduğunu görüyorsun. Balata pabuçlarının diskin her iki tarafında da yerinde ve sağlam olduğunu kontrol ediyorsun. Lastik basıncını check ediyorsun. Jant ve lastikteki boyanın birbirini tuttuğunu görüyorsun. Ardından statik porta bakıyorsun. Tıkalı olmadığını teyit ediyorsun. En önemli ve kritik nokta burası. Bu kesinlikle ve kesinlikle siyah bölümün 20 barın altında olmadığını görmen gerekiyor. Şu anda kaçta? Kaçmış o? 35 gibi, tamam mı? Tamam. Muhabbet şu. Eğer ki bu 20 barın altında olursa iniş takımları manuele kaldığında hidrolik basıncı yeterli olmuyor ve açmıyor. Dolayısıyla bu hayati önem taşıyor. Ardından bakarak geliyorsun yine. Zaten yatay stabilizenin dereceleri bak orada. Evet. Görüyorsun. 0 ile 5 aralığında olduğunu gördün. Check ettin. Bunların bu kısımlarıyla oynamıyorsun. Çünkü bu kısımlar içten, ya bunun mekanizması iç kısmında. Evet. Tamam mı? Herhangi bir bakabileceğin bir şey yok ama sadece hani için rahat etmesi için şöyle bir klasik bakabilirsin. Bunun alternatif statik source, alternatif statik source olduğunu söyledik. Otopilotunki olabileceğini söyledik. Ama hala anda Zeki baktı, şeyle yazışıyor, İtalya ile yazıştı. Bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tamam. Ama alternatif static source deyip geçebilirsin. Tamam. Antenleri farklı. Örneğin şurada gördüğün kombin anteni, alttaki şu tel gibi olan komiki anteni. Tamam. Ondan sonra şu şey olan GPS marker beaconlar ön tarafında da var, transponder falan. Ama bunun mutlaka Zeki'den bir tane şeyini al. Zeki'de var çünkü. Örneğin şey antenini bulamadık hala. ELT'sini bulamadık. Yok yani. Gözükmüyor. Şemada da gözükmüyor. Normalde olması gereken yer şurası. Şurada bir yer olarak gözüküyor ama yok. Ardından buradaki dikmeye geldik. Buradaki dikmenin de yine yaklaşık olarak 4 parmak olduğunu,
balata pabuçlarının yerinde ve sağlam olduğunu, lastik basıncını ve jant lastik boya birbirini karşıladığını gördük. Motor boşluğuna baktık. Herhangi bir şekilde kuş vesaire bir şey girmemiş. İki tane direğin noktası var bu arada. Bir tanesi şuradan, bir tanesi de neredeydi? Şu iç kısımda olması lazım. Evet. Diğeri de nerede? Diğeri de şurada. Şurası. Tamam. Tamam. Yani iki direğin sağda, iki direğin solda olmak üzere toplam 4 tane direğin noktası var. Aynı işlemi bu taraftaki kanada bakıyoruz. Balans tabı, işte menteşesi, diğer taraftaki menteşesi ve hareket ettiğini gördük. Tekrar kanada bakarak geliyorsun, işte winglet, ışıkları, navigasyon, strop. Geldin abi. Buradaki pali baktın şu şekilde, pale baktın, gözünle kontrol ettin, alternatör kayışına baktın, radyatörü ve hava aldıklarını kontrol ettin. Bu uçağın bir sol önde kapısı var, bir tane de sağ arkada kapısı var. Sağ arka kapının kapalı olduğunu teyit ettin ve şuradaki kırmızı olan kilidi. Bunu aşağı indirdiğinde açık, yukarı kaldırdığında kilitli pozisyonda oluyor. Yukarıda kaldırıp bıraktığında kilitliyor. Kilitli pozisyonda olduğunu gördük. Devam ediyorsun. Ön ana dikmeye bakıyorsun. Lastik basıncına bakıyorsun. Jant lastik boyasına ve herhangi bir anormal durum olmadığını kontrol ediyorsun. Geliyorsun, biniyorsun. Bu bizim pre-flight'imiz.